Herkese merhabalar. Perspektif programına hoş geldiniz. Bugün yine çok kıymetli bir konuğum var. Mersin'in yerel sanatçısı sevgili Bedi Şaraplı aramızda. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Biz de iyiyiz. Teşekkürler. Şimdi bugün sizin müzik hayatınızı konuşacağız. Evet. Bedi Şaraplı ile ilgili insanların merak ettiği şeyleri ve evet. ben kendi merak ettiğim soruları size soracağım. Tabii. Ama öncesinde bugün çok özel bir gün. Evet. Birincisi 14 Şubat. Evet. Ve hepsinden önemlisi de bugün sizin doğum gününüzmüş. Doğum gününüz kutlu olsun diyelim. Ve yeni yaştan beklentileriniz nedir? Şöyle geçmişe baktığınızda neler hissediyorsunuz? Ya tabii ki bilmiyorum ya, artık bir şey hissetmiyorum galiba. Şu anlamda yani tabii ki çok güzel bir şey. Yaşanmak. Güzel bir şey. İnsan hayatında şöyle ayrı bir sayfa açıyor. Her sene ayrı bir sayfa açıyor. Hı hı. Her sene daha farklı düşünüyorsunuz. Her sene gün geçtikçe hayata farklı gözlerle bakıyorsunuz. İnsanları ayrı seviyorsunuz. Ayrı gözlerle bakıyorsunuz. Bunlar güzel şeyler tabii ki. Ve ben hep doğum günlerinde şunu hissederim. Eksilen, ömürden eksilen bir sene. Geçmişe baktığınızda dolu dolu anılar ve geleceğe umut. Umut. Böylesine özel bir günde benim program teklifimi kabul edip buraya geldiğiniz için ne tüm demek? Yüreğimle teşekkür, ben teşekkür ediyorum. Ederim. Nice ben yaşlara. İnşallah hep beraber. Müzik dolu. Müzik dolu. Müzik dolu. İnsanlığa herkesin klasik laflar ama gerçi doğru olan bu tabii ki. Güzel bir dünya. Daha sağlıklı, daha yeşil, daha savaşsız. Birbirini seven, barış içinde olan bir dünya istiyorum ben. Umuyorum zaman, ve diliyorum. Evet, üfleyelim mi? Tabii ki sağlık önce. Evet. İyi ki doğdunuz. İyi ki doğdunuz. Varsınız. Ne demediniz? Şükürler diliyorum. Sağlık önce. Sağlık önce gerçekten bir örnek söylüyorum. Doğum gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bir çok dilek güzel tutun. Bir jestti. Gerçek olsun. Burada çok ekranlardan güzeldi. Bir dilek tutun. Nil RTV yani ekranlarından. Herkese açık bir dilek olsun. Özel. Tabii açık olmayanlar sizde kalsın da. Bu sanatçı hassas. Yok, benim böyle gizli saklı bir şeyim yok çok şükür. Öyle bir sıkıntı yok yani. Ne dileyim? Tabii ki önce sağlık diliyorum. Huzur, mutluluk hepimize, tüm dünyaya, tüm ülkemize özellikle tabii ki. Güzel bir daha güzel bir Mersin, daha nasıl diyeyim, insanlar birbirini sevdiği, saydığı bir Türkiye, bir Mersin, bir dünya olsun istiyorum. Ben de hep eski Mersin'i isterim. Ya eski Mersin'i sorarsa o çocukluğum çok güzel. Evet. Hani o eski Mersin'in o naif hali vardır ya, tabii, ya değil tabii. mi? Ama bir şey söyleyeyim, o kadar çok yük taşıdı ki Mersin. Hı hı. Buna rağmen Mersin'imiz yine çok güzel. Evet, her şeye rağmen. Her şeye rağmen ben hep böyle dolaşırken sahilde herhalde etrafta işte normal dolaştığımızda bunu düşünürüm. Ya bu kadar güzel bir şehir, bu kadar çok yük aldı. Buna rağmen, her şeye rağmen çok güzel bir şehir. Çünkü bizler güzeliz. Arabıyla, yörüyle, evet, sunisiyle, i̇şte alevisiyle. Sanırım onun evet. da bir şey var. Çünkü geçmişten günümüze öyle geldi Mersin. Kuruluşu da aynı şekilde oldu biliyorsunuz. Hı hı. Ki ırk, cins, şu bu gözetmeksizin herkes birbirini sevdi. Biz de gelenleri kucağımıza bağrımıza basmayı biliyoruz. Seviyoruz yani. İnsanları sevdiğimiz için büyük ihtimalle ve bence düşüncem bu genlerimizde var. Genlerimizde var. Ve öyle enteresan ki mesela
Sadece belli yerlerde olan bir özelliğimiz daha var. Akbelen Mezarlığı mesela. İşte oradan. Evet. Hangi dil, din, ırk, mezhepten olursa olsun yan yana kendi inanışlarıyla orada yan yana yatan, yani bir ömrü yan yana geçirmiş, ebediyete de yan yana tabii uğurlanmış insanların bulunduğu bir şehir. Küçük Türkiye aslında Mersin. Evet, bu bağlamda öyle. Çok önemli. Onu Bedi Bey, Bedi Şaraplı Mersin'de bir markadır. Hemen her yaştan hatırı sayılır bir kitleniz var. Hatta sosyete sanatçısı diye de bir lakabınız var. Onu da söylemeden ne demeyeceğim. Bunu başarmak kolay olmasa gerek. Nasıl bugünlere geldi Bedi Şaraplı? Neler yaşadı? Bedi Şaraplı çok çalıştı, çok mücadele etti. Hep tek başına mücadele etti. Ama tek başına mücadele etmek kadar güzel bir şey yok. İnsanın tek başına kendi gücüyle, kendi mücadelesiyle bir şeyler yapması çok önemli bir şey. Tabii ki bunun daha bir genele yaymam gerektiğini zaten biliyorum. Bir tek eksikliğim oydu benim. Sanat yaşantımdaki düşüncemden bahsediyorum. Ya daha iyi yerlerde olmam gerektiğini zaten ben biliyorum. Ama kesinlikle olmadı. Olmaz diye bir şey yok. Her şey bilmiyorum, şu an bir şey diyemiyorum ama tabii ki isterim. Yani bu sanatın yaşı yok. İşte bana bazen yaşın kaç diye çok soruyorlar. Ben diyorum sanatçı yaş sorulmaz. Siz yaşımıza boş verin. Siz yaptığımız İşe sanata bakın. Yani sanata yaptığım bakın. Size verdiğim duygularınıza hitap ediyorum. Neler veriyorum siz ona bakın. Yaşımı ne yapacaksınız diyorum yani. Aslında biraz daha şaka yapıyoruz tabii, şey biliyoruz. Evet. Mersin'de çok soruyorlar bunu. Mersin dışına çıktığı zaman kimse yaşımı falan sormuyor. Burada belki hani birlikte işte çocukluğumuz, çocuktan beri burada olduğum için onun etkisi de olabilir tabii ki. Şimdi çok düğünlerde müzisyenlik yaptınız. Evet. Kendinize ait bir iş yeriniz var yıllardır. Evet, evet. Az önce de söylediğim gibi Bedi Şaraplı Mersin'de bir markadır aslında. Hani mütevazilik de bir yere kadar. Evet. Bazı konularda mütevazi olunmaz. Tabii ki, evet, Bedi Şaraplı markadır Mersin. Teşekkür ederim. Öyle gördüğünüz için, öyle düşündüğünüz için. Tabii bunu ben söylemem çok abes kaçar. Bana yakışmaz. Sizler ve izleyip dinleyicilerimiz, sevenlerimiz nasıl beni nerede görüyorsa ben oradayım. Çünkü marka olmasaydı eğer bugünlere gelemezdi. Evet. Sabun köpüğü gibi sanatçılar çıkıyor. Mesela bir anda parlıyor, düşüyor. Evet. Ama hep aynı çizgide ilerlemek ve bu aynı çizgide ilerlerken teknolojiyi çok çabuk tüketiyoruz. Müzik sektörü de bu teknolojinin tam aslında orijininde. Ve ona adapte olmak, bunu kurgulamak oldukça zor olsa çok gerek. Çok zor tabii ki, tabii ki. Ben şey yapmıyorum ya, ben nasıl diyeyim yani. Farklı bir şey düşünüyorum ben ya. Yani işin içindeyim ama bir yerde işin dışındayım yani. Mesleğimin içindeyim ama kendimi her zaman öyle görmüyorum. Hani işte ben sanatçıyım, ben işte girdim ortamlarda herkes bana baksın, işte herkes benimle ilgilensin. Hiç bunları düşünmüyorum. Hiç öyle fikrim yok. Herkesi karşımda neyse ben doyum. Ben neyse onlar da benim için öyle. Sizin için bir iletişim şekli zaten, evet, değil mi? Evet, evet. Peki şey hissediyor musunuz? Mesela zaman zaman karşılaşıyoruz farklı mekanlarda. Gittiğiniz her yerde sizden bir şarkı bekleniyor. Hani ya. Tabii İnsanın ki. Ruh hali her zaman aynı olmayabilir. Yani o masada şarkı söylemeden de oturmayı arzuladığınız oluyor mu? Tabii ki ara ara oluyor. Değil o anki ruh haline bağlı tabii ki mutlaka. Ama tabii ki istiyorlarsa sevdiklerinden istiyorlardır. Yani takdir ettiklerinden, bana değer verdiklerinden ben de onları kırmıyorum yani. Ve o alkışlar sizi besliyor aslında, değil mi? Tabii. O yüzden yaşınız sorulduğunda doğrusunu söylemeye gerek yok görünen diyoruz. Evet. Alkış sanatçının en önemli yaşam kaynağıdır. Kesinlikle. Yani ben alkıştan öte yapmış olduğum müziğe karşı bir büyük bir aşkım var. Aslında bütün merkezi burada. Yani sanata ve müziğe karşı büyük bir sevgim var, büyük bir aşkım var. Belki beni ayakta tutan veya benim işte ne bileyim başarımdaki en büyük pay sahnedeki başarımda, insanlarla iletişimimle müziğin çok büyük etkisi ve katkısı var. O zaman müzik hayatınızın neresinde desem basit bir cümleyle nasıl cevap verirsiniz? Her tarafın müzik. Değil mi? İçim dışım müzik diyorsun. Gerçekten öyle. Yani şeydir böyle, herkes aynı şeyi soruyor. Sen eve gittiğinde şarkı söylüyor musun? Vallahi söylemiyorum. Ancak hani bir işte şarkı hazırlarken repertuar geçtiğim zaman
dinliyorum, yazıyorum, çiziyorum. Beraber öyle bir söylüyorum ama böyle bağırarak etrafı komşular rahatsız edecek şekilde hiç söylemiyorum. Böyle yıllardır hep ben böyleyim, bilmiyorum. Yani işimi evden eve çok taşımıyorum açıkçası. Peki mesela ben kendi özel hayatımda bazen modum düştüğünde dinlediğim bazı parçalar var. O eski enerjime kavuşmak için ya da üzülmek de isteyebilirim. Mesela bizler hep böyle kemik gibi durmayı hedeflediğimiz için toplumda günlük rutinimizde bazen ağlamayı öteliyoruz. Evet. Aslında ağlamak da insanı rahatlatan bir terapidir. Ağlamak istediğimde de dinlediğim özel şarkılar var. Sizde böyle şeyler var mı, kriterler? Yani oluyor tabii ki. Değil mi? Evet. Tabii ki. Mesela ağlamak istediğinizde hangi şarkıyı dinlemek istersiniz? Aslında hiç ağlamak istemiyorum. Yani işin özünde çok ağlamayı sevmiyorum. Ama bazı durumlarda tabii ki insan ağlamak istiyor ve ağlıyorsunuz yani. Ama ben öyle ulu orta hiç ağladım, ağlamadım. Ulu orta herkesin önünde hiç ağlamadım. Peki bu şeyden mi kaynaklanıyor? Hani erkekler ağlamaz diye bir cümle yok, var. Ondan belki karakterimden. Erkekler de ağlar aslında. Tabii ki. Belki de karakterimden, bilmiyorum yani. Çünkü erkekler ağlamasaydı bu kadar ünlü bestekar ya da söz yazar erkek olmazdı. Demek ki erkekler de ağlıyor. Ağlar tabii ki. Ama, biz insanız ama. Değil mi? Evet. Duygular taşıyoruz tabii ki. Peki çok böyle diyelim ki coştunuz, dinlediğiniz özel bir parça var mı? Ya özel de hepsi birbirinden güzel. Değil mi? Tabii ki hepsi birbirinden güzel. Beğenerek beraber eşlik ediyoruz. İşte programda sahnemizde de aynı şekilde eğleniyoruz, eğlendiriyoruz. Bazen hüzünleniyoruz, hüzünlendiriyoruz. Değil mi? Evet. Peki en çok hangi duyguyu aktarmak size keyif veriyor? Yani evet ben buyum dediğimiz bir şey vardı. Mesela farklı farklı alanlarda olsak da evet bu benim, ben buyum dediğimiz bir tarafımız var. Müzikte mi, sanatımda mı yoksa? Evet, sanatınızda. Daha çok duygusal ve aşk dolu şarkıları seviyorum ben. Böyle hani çok böyle işte üzülüm, kendimi parçalayayım işte diyor, biliyorsun arabesk tarzım. Ben arabeski biraz da törpüleyerek söylüyorum. Yani herkesin arabesk ağzıyla söylemiyorum. Kendi yorumumu katarak söylüyorum. Benim okuyuş tarzım diğer gerçekten böyle koyu arabeskçiler gibi değil. Çünkü benim yapımda öyle bir şey yok. Ben insanları sevdiğim için her şeyi sevdiğim için bu benim sesime, sanatıma yansıyor. Kişiliğime, daha kişiliğim neyse tabii ki insan kişiliğine olduğu derler ya. Kişiliğim neyse benim de sanatıma, sesime, yapmış olduğum müziğe yansıyor. Peki ses Allah vergisi bir yetenek midir yoksa çalışarak kazanılır? Tabii ki yok. Tabii ki Allah vergisi. Allah vergisi olmazsa o yetenekle birlikte zaten doğuyorsunuz. Bir kabiliyetle doğuyorsunuz. Kimisi işte ressam olur ama tabii bu sonra ortaya çıkıyor. Ben de öyle çocukluğumdan beri hep şarkı söylerdim ben. Evet. Çocukluğumdan beri her an her saniye şarkı söylerdim. Ama siz şanslısınız. Ayrı bir zevki, ayrı bir keyfi yani benim için. Şöyle şanslısınız. Mesela benim sesim de fena değildir. Türk sanat müziğini falan canım isterse, böyle sevdiklerim de yanımdaysa sağlam okurum. Ama biz mesela hayatımızda hep eğitim hayatımızı farklı yönlendirdik. Evet. Ne oldu? Zaman içinde o ölüp gidiyor. Ha ne zaman ortaya çıkabilir? Türkiye'de yetenekler emeklilikten sonra ortaya çıkar. Doğru mudur? Yani öyle diyorlar ama aslında yetenek varsa çocuk tutan yeri vardır. Ha onu kullanıyordur veya kullanmıyordur. O insanın kendi belki hayat akışına göre öyle davranmak zorunda kalıyor. Sonra emekli olduktan sonra ben bunu yapmak istiyordum. Hadi bunu yapayım. Olayı çok oluyor. Çok görüyoruz. Mesela ben bazı derneklere gidiyorum. Ha ben kopmadım. Derneklere gidiyorum. Bizim musiki derneklerine. Oralarda görüyorum. Yani emekli olmuş veyahut da işte o yaşa gelmiş büyüklerimiz. Hep böyle bir şey, zevkle şey yapıyorlar. Belki onun içinde kalmıştır. Yapamamıştır, yapmak istemiştir ama hayat şartları onu o duruma getirmiş, o noktaya getirmiştir. Sonra işte o yüzden sizin gibi böyle sanatçılara gıptayla bakıyoruz. Evet, sağ olun. Bizim emeklilikte koyduğumuz hedefleri siz yaşam felsefesi haline getiriyorsunuz. O yüzden çok kıymetli. Tabii ki hayatımı sadece müzikle geçmiyor. Ben ben işimi çok seviyorum. Müziğimi seviyorum. Sosyal aktivitelerimiz de oluyor. Olmalı da. Kesinlikle. Yani siyaset harici şu anda mesela benim üye olduğum çok güzel bir dernek var. Ve ben yıllarca bütün yardım derneklerine, şimdi isimlerini saymam yanlış olur, ne varsa hepsine
hepsinin bütün günlerinde, gecelerinde, gündüz aktivitelerinde hep sahne almışımdır, zevk almışımdır. Bu maddiyatta ölçülmez. Maddiyatı gözetmek hiç umurumda değil. Çok desin. Çok başka bir şey. Çok beraber olmuşuzdur onlarla. Biraz da almış oldum bir teklifle yine. Mersin Marino Lyons Kulübü üyesiyim. Şu anda işte bir sene nedir? Geçti. Açılımı? Uluslararası Amerika Meşe yani kuruluşu. Dünyanın birçok ülkelerinde hizmet, yardım demiyoruz biz ona. Özellikle en çok eğitime katkımız oluyor. Sosyal etkinlik ve kültürel faaliyetler. Evet. Orijinali anladığım kadarıyla. Peki. Bugün de toplantımız var buradan sonra işte oraya gideceğiz. Saat 4 gibi inşallah. Güzel bir toplantımız, aylık toplantımız var. Ne yaptık, ne ettik, ne yapılacak, ne edilecek. Mersin için neler yapılacak peki? Mersin için neler yapılacak? Öncesinde sorayım. Mersin için neler yapılır? Vallahi güzel çalışıyor belediye, ben öyle görüyorum. Belediyemiz yani şey olarak coğrafi konudan bahsediyorum işte yollar, parklar, şunlar bunlar. Mersin için benim bütün ilçe belediyelerine istediğim bir şey var. Nedir? Lütfen herkes kendi bölgesi sınırları içerisindeki yolları lütfen kaliteli yapın, düzgün yapın, bir kere kalıcı yapın. Yani dümdüz bir şehir. Geçen bir Büyükşehir Belediye Başkanımızın toplantısında bunu dile getirdim. Tabii ki ben biliyorum yani sınırlar içinde var. İlçelere bağlı olduğu için bazı yollar. Diğer dış yollar, büyük yollarda sıkıntı yok. Çok güzel oldu. Daha olacak yerler de var biliyorum. Ben bunu tarafsız konuşuyorum, yanlış anlamayın. Siyasetle alakam yok. Ama ilçe iç şey ne derler ona? Tali yollar. Mahalleler içindeki yollar. Ara yollardaki yolların çok kötü olması Mersin'e yakışmıyor. Kesinlikle. Ben buradan da bütün ilçe belediye başkanlarıma söyleyeyim. Bundan sonra kim kazanacaksa inşallah. İyi olan kazansın. İyi olan kazansın. Evet. Lütfen o yolları, şu yollarımızı güzelleştirelim. Evet, bir kere yapsınlar, çünkü tam yapsınlar. Çünkü dümdüz bir şehir. Yani ne tepesi var, ne şeyi var, ne derler, yokuşu var. Hiçbir şey yok. Doğru. Bir şey böyle olmamalı yani. Kıyıya paralel bir şehir. Evet. Peki, müzik konusunda Bedi Şaraplı hangi eğitimleri aldı? Şimdi ben 16 yaşında, ben İstanbul'da, biz İstanbul'da yaşıyorduk. Ben 16 yaşında geçtim İstanbul'a. 15 ve 16. Yeşilköy Halk Evi'nde benim sevgili hocam, mekan cennet olsun, Erol Küçük Yalçın, İstanbul Radyosu sanatçısıydı. Orada eğitime başladım, müzik eğitimine. Benim büyük abim var. Dün de gece yolcu ettik, Almanya'ya döndü. Allah kavuştursun. Allah sabahlı. Biraz böyle hüzünlüyüz. Çok ne derler? Biz aile bağımız çok güçlü. Abi kardeş şeyimiz çok güçlü. Birbirimizi çok ayrı severiz. Ayrı bağımız vardır. Beraber başladık müzik eğitimine. Onda ses çok güzeldir. O Almanya'ya gitti. Orada devam etti ve orada yaşıyor. Öyle başladım. Ondan sonra işte Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin. Her gittiğim şehirde çok şey değerli hocalarla, farklı hocalarla, farklı yorumlarla birlikte çalıştım. Peki, müziğin pek çok özelliği var. Tedavi edici özelliği de var. Osmanlı döneminde makamlarla tedavi i̇şte edilmiş. Biz de ruh doktoruyuz aslında. Sanatçılar evet. Ruh doktorudur. Mesela ben notlar alıp geldim. Rast makamı havale ve felç illetine devadır diyor. Irak makamı işte zayıf mizaçlara faydalıdır diyor. Yani güçlendirmek anlamında. İsfahan makamı zihni açar, hafızayı güçlendirir. Rehavi makamı baş ağrısına devadır. Buselik makamı kuluç ve bel ağrılarının ilacıdır diyor. Çok güzel, çok doğru. Ve sabah makamı böyle çok sabah esintisi olur ya, uyanırsınız böyle mahmur bir şekilde sabah uyandığınızda. Bir sabah makamı dinleyin. Kendinize geliyorsunuz. Yeniden doyuyorsunuz. Tabii çok. Şey yani nasıl diyeyim, makamların kendi yapıları vardır. Aynen. Kendi genleri vardır diyeyim yani. Kendi yapıları kodlar vardır. Var aslında. Her makamın kendine has ses şeyleri vardır. Ritim. Hayır, ses ne derler size? Ne var? Evet. Sesle verdiği mesaj vardır, evet, değil mi? Evet.
nota üzerinde mesela kimisi diye yazar, kimisi bemol alıyor. Yani ben o şeyi çok kısa çok şeyle içine girip anlatsam izleyicilerimiz çok anlamaz, anlamayabilir. Bilenler bilir zaten. Her makamın kendi bir yapısı var. O yapısında işte doğru kaynaklanan, doğan bu ruh halleri işte veyahut da işte bedene sağlık. Olay. Evet. Mesela bitmedi daha. Ben çok şaşırdım. Diyor ki Hicaz makamı işte idrar zorluklarına iyi gelir. Uşak makamı kalp, karaciğer, sıtma, mide hastalıklarının ilacı. Neva makamı gönül okşayıcı, kötü düşüncelerden uzaklaştırıyor. Hüseyini makamı ferahlık veriyor. Çocukların kalp ve ruhlarının iltihabını söndürüp ateş düşürüyor. Bu muhteşem bir şey. Muhteşem. Ama şimdi, biz bunları unuttuk sanki. Şöyle biz farkında değiliz aslında. Sanat müziği okuyan veyahut da bu eğitimi alan, ne bileyim, sanat müziğiyle ilgili alakası olan insanlar bunu bilir. Hı hı. Ama şimdi günümüzde şarkıları ezberleyip çıkıp söylüyoruz. Ne makamını biliyoruz, ne usulünü biliyoruz. Sadece dinliyoruz. Ya aslında bunları araştırmak güzel bir şey. Evet, kesinlikle. Evet, şimdi bize bir gül geldi Bedi Bey. Gelsin bakalım. Mesut Bey göndermiş. Ah, Mesut Bey, güzel dost. Çok teşekkür ediyorum. Sizin doğum gününüzü kutluyor. Mesut Bey'e çok teşekkür ediyorum. Mesut Sezer. Benim de sevgililer günümü kutluyor. Tek güzel. Çiçekle iki kutlamayı da aradan çıkartmış. Şimdi şey yapalım Mesut mı? Mesut Bey böyle olmaz. Değil mi yani? Bunu kabul etmiyoruz. Mesut Bey akşam benim yanıma bekliyorum sizi. Bu kadar da olmaz. Geliyorsunuz değil teşekkür mi? Teşekkür ediyoruz. Güzel bir yine kutlama de sağ olsun. Çok teşekkürler. Espri bir yana şaka aynen, bir yana. Aynen sağ olun. Çok teşekkürler. Düşündüğünüz için ayrıca teşekkür ederim. Şimdi o zaman makamlardan etkiyle ilgili birkaç şey getirdim. Onu da söyleyeyim. Ondan sonra devam edelim. Şimdi hangi tabii makam ki hangi zamanda etkili olur diye peşine düştüğümde elde ettiğim veriler de çok etkileyici. Mesela diyor ki Rast ve Rehavi makamı seher zamanlarında etkilidir. Neden? İşte makamın yapısı var. Yani o sesler, ufak bir ses oynaması insanın farklı bir yere götürüyor. Hı hı. Ruh hali değişiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani çok farklı bir şey ya. Çok, zamanları da sanat farklı. Sanat müziği çok ayrı bir şey. Sanat kolu. Bir bilim dalı gibi değil mi yani? Kesinlikle. Mesela Hüseyin'in makamını sabah dinleyeceksiniz diyor. Irak makamını kuşlukta dinleyeceksiniz. Nihavet öğlen dinlenir diyor. Hicaz iki ezan arası. Nihavet'in bir özelliği var. Romantik bir makamdır. Yani işte daha çok böyle aşk dolu şarkıların daha çok bulunduğu ondan şarkılar. Da öğlen dinleniyor. Demek ki öyle. Bence saat akşam 5'ten sonra 6 gibi dinlenir o. Şimdi diyor ki akşama geçelim siz iş yeriniz açısından. Evet. Mesela Rast gece yarısı, Zirif Kent makamı gece yarısından sonra, Muhalif makamı yatsıdan sonra. Yani neden Rast, Zirif Kent ya da Muhalif akşam okunmalı ya da dinlenmeli? İşte dedim şeye geldik yani. Gün bitti. Her makamın kendine olan bir yapısı var ya. Aha, evet. O ufak bir ses oynaması sizi o makama, o ruh halini götürüyor. Hı-hı. O yüzden. Tabii ki. Tabii bunları bilerek dinlemek daha bir keyifli. Çok. Evet şimdi arkadaşlar, sizin iş insanı kimliğiniz de var. Evet. Onunla ilgili küçük bir VTR hazırlamışlar. Onu yayına vereceğiz şimdi. Bedi Bey'in kendi performanslarını izleyeceğiz. Evet, rejideki arkadaşlar hazırsa alabiliriz. Geceleri sana ağlar.
sürpriz olmuş. Bir gün canlı performansı yapalım böyle yapalım. Sizinle. Değil mi? Tabii ki. Evet. Şimdi sahneye çıkıp saatlerce program yapıyorsunuz. İnsanın bir kronolojisi var. Evet. Yani onun dışında yaşıyorsunuz aslında. Bu tabii sizi yormuyor mu? Yok. Ben çok zevk alıyorum. Gerçekten şarkı söylemek. İşte dedim ya, büyük bir aşk var burada. Hı-hı. Burada müzik var. Müzik aşkı var. Birçok şeyi katlanıyorsunuz. Birçok şeyi aşıyorsunuz. Hasta olsanız bile o sahneye çıktığınız zaman çok ayrı bir havaya bürünüyorsunuz. Şimdi orada farklı bir şey var. O adım attığı zaman sahne çok ayrı bir şey. Değil mi? Evet. Çok ayrı bir şey. Heyecanlanıyor musunuz? Yani heyecan demeyeyim de farklı bir, tatlı bir şey oluyor tabii ki. O motive ediyor tabii zaten. Ki, yani tabii sıfır ki. Heyecanla sahneye çıkılmaz. Evet. Evet. Biraz ya o zaman tabii ki, tabii ki duygu olmadan olur mu? Olması gerekir. Peki, Beyt Bey, eskiden insanlar sanatçıları yere göre sığdıramazdı. Sayıları azdı, herkes tanırdı. Böyle hı-hı, çok sağlam hayran kitleleri olurdu. Ama günümüze geldiğimizde sosyal medya müziği var. Her sabah erken uyanan sanatçı oluyor ya da olduğunu zannediyor. Sektör de biraz böyle evrildi sanki. Sizin yorumunuz nedir? Çok evrildi yani. Tabii ki saygı duymak lazım. Ben saygı duyuyorum her yapılan işe. Orada çünkü bir duygu var, bir emek var. Hı hı. Bunun kalitesi iyidir, kötüdür, süperdir. O tartışılır, ayrı bir şey. Evet. O tartışılır, o ayrı bir şey. Hı hı. Ama verilen bir emek vardır tabii ki. Bir de insanlarımızın duyguları değişti aslında. Hı hı. Yani daha çok ticari şarkılar var şimdi. %90 ticaret mi sanata yön verir oldu? Yani evet, geçim aynen kaygısı. Evet, %90 geçim kaygısı. Herkes bir şey için mücadele ediyor, para kazanmak için mücadele ediyor. Elektrik borcunu düşünüyor, su borcunu düşünüyor. Araba kira borcunu düşünüyor, taksidi varsa ne bilmiş, evine aldığı bir eşya onu düşünüyor. Ev almak istiyor onu düşünüyor, araba almak istiyor onu düşünüyor. Yani bir büyük bir mücadele var. İnsanların mekanikleştirdi bu hayat hepimizi. Hı hı. Ya ben gerçi bunun içinde kendimi çok görmüyorum, açık söyleyeyim. Hı hı. Ben çok duygusal bir insan olduğum için ben daha çok sanatı ve para benim için önemli. Nasılsa Allah bize bir lokma bir şey veriyor. Biz karnımızı doyururuz, idare ederiz. Hiç sıkıntı yok. Hı hı. Ama tabii ki çok hırslı olan insanlar da var. Ne bileyim, hayata farklı bakış açısıyla bir şeyler yapmak için mücadele eden insanlar var. Bu biraz tartıştırır, bir uzun bir konu yani aslında. Kesinlikle evet, uzun bir konu. Peki Mersin eğlence mekanlarının sorunlarını bence birazcık konuşalım. Siz onların sesi olun. Nedir sorunlar, sektörün sorunları? Yani şimdi nasıl diyeyim ben ya? Sektörün sorunları. Daha çok şey var işte ya, ben kendi açımdan söylüyorum. Benim saatim geç olduğu için önce mesela restoranlarda müzik yoktu. Hı hı. Her tarafta müzik oldu. Yani mesela biz 9-9.30 gibi müzeye başlıyorduk veya 10'da başlıyorduk. 2-2.30 gibi bitiriyorduk. Şimdi bize gelen misafirlerimiz saat 11'den sonra geliyor. Bu sefer saat sarkıyor. Saat sarkıyor. Artı zaten yeter kadar eğleniyorlar. %90 gelen kitle şimdi %20-%30'lara düştü. Hı hı. Aslında ben burada eğlendim diyor. Çıkıp evime gideyim diyor. Doğru. Genel öyle oldu. Evet. Evet. Peki her yerin kendine has bir gece hayatı kültürü vardır. Bu İstanbul'da doğru, farklıdır, Ankara'da farklıdır. Her şeyde farklıdır. Mersin'de nasıl? Yani nasıl özetleyebiliriz? Az önce dediniz ya, Mersin Türkiye'nin İstanbul'u. Evet, Mersin Türkiye'nin gerçekten İstanbul'u. Yani her çeşit müzik var. Her tarz müzik var. Her yerde farklı eğlenceler var. Hı hı. O yüzden hepsini... Onun için Mersin ayrı bir şehir yani. Mersin'in eğlence hayatı da çok inanılmaz güzel. Birçok şehirden çok güzel yani. Evet. Ya ilk beşe diyeyim, üç diyeyim, ilk beşe giren bir şehir Mersin. Farklı bir kültürü var. Yemez içmez ama mutlaka eğlenmeye gideriz mesela. Evet, kesinlikle. Eğlenmeyi seviyoruz. Çünkü seviyoruz. Akdeniz insanı zaten kanı kaynar evet, değil mi? Güneş. Burekim gelse bize... Uyumak zorunda. Aynen evet. O Akdeniz. Biz insanları seviyoruz. Mersin insanları seviyor aslında. Sıcak baktığın kanlı zaman evet, coğrafya açısından olsun Mersin çok farklı. Zaten iklimi de çok ılıman olduğu için. Evet. Hayata bakışımıza da yansıyor. Peki Mersin'in aslında halk kültürü de çok zengin ve ne yazık ki parlatılamıyor. Mesela ne demek istiyorum? Bizim halk oyunları eskiden dünya çapında ödül alır gelirdi, kupalar gelirdi. Tabii ki. Şimdi baktığımızda halk oyunlarımız unutulmuş. Unutulmuş.
Bunu maalesef ön plana çıkarmak için neler yapılmalı? Bunu bu konuda Kültür Bakanlığı'na el atması lazım. Biz kendimiz el atalım bu kez Mersinliler olarak. İnşallah keşke keşke mesela bu en önemli şey belediyeler el atmalı. Evet. Ama ciddi bir şekilde el kesinlikle atmalı. Kesinlikle. Ben Sirke Festivali'ne yarışmaya gittiğimde benim orada neler gelirdi? Her yöreden. Nasıl oynar? Ben zaten folklor aşığım. Folkloru da çok seviyorum. Çok İnanılmaz güzel. Böyle oynamıştım şey da var. Bayıldım. Böyle, gerçekten çok mi? Farklı bir kültür. Çok güzel. Çok. Ben mesela Karadeniz'de oynadım. Evet. Silifke, Anamur'da oynadım. Hepsinin duygusu farklı. Farklı. Ve orayla ilgili beni en çok etkileyen halk kültürü, halk folklor, kıyafetlerin üstündeki tek bir boncuğun bile bir saat anlatılacak hikayesi var. Biz neden bunun peşine düşmüyoruz? İşte dedim ya, kültürden çok başka şeyler döndü her şey. Her şey ticarete döndü. Evet. Aynı şeye geldik bakın yani bu. Ben de ticaret yapıyorum. Ben bir işletmem var ama ben orada ticaret yaptığım kadar ben sahneye çıktığı zaman sanatımı yapıyorum ben orada. Herkes ciddi şekilde sanatını yapmalı yani. Bunu gelen misafirlerine aktarmalı. Ama burada bir şey var. Bu bizim kültürümüz, evet. Evet. Biz 320 kilometrelik sahiliyle 5 tane antik kentiyle, bunlardan bir tanesi şu anda Anamurium, sadece üzerinde çalışmalar yapılıyor. Barındıran, merkezinde Yumuktepe gibi bir tarihi barındıran, dağlarında, yaylalarında yörük kültürü, yine Ermenilerden kalma kalelerin yer aldığı, Tarsus gibi böyle inanç turizminin yoğun olduğu, yani o kadar çok, çok mutfağımız ona keza çok. Ekoturizm diye bir şey var. Turizm bir kere bacasız fabrikadır. Biz bu yönümüzü parlatamıyoruz. Hep yolu falan konuşuyoruz da aslında, evet. Ya da yola dökülen narenciyeleri konuşuyoruz. Biz neden turizmle ilgili varlıklarımızın peşine düşmüyoruz? Mesela bir yörük mutfağı, Arap mutfağı, hepsi burada bulabilirsiniz. Hepsi burada. Doğu mutfağı. Ondan sonra her şey var Mersin'de, her şey var. Yani çok zengin bir şehir. Çok 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 zengin kesinlikle. Ve dediğim gibi yani bu kültürel değerlerimiz, ekoturizm, yaylalarımız, bizim Karadeniz'deki yaylalardan hiçbir eksiğimiz yok. Yok. Artımız de, var, eksiğimiz yok. Böyle bir coğrafyadayız ki 5 dakika sonra dağdasınız, 10 dakika sonra dağdasınız yani. 10 dakika sonra iniyorsunuz, denizdesiniz. Bunun da en güzel parlatılabileceği alanlardan biri klip. Neden Mersin'de klip çekilmiyor? Ben kendi şahsi çabalarımla birkaç tanıdığım sanatçının Mersin'in belli noktalarında klip çekmesini sağladım. Çok güzel, çok iyi etmişsiniz. Bunu çok daha güzel çok şey yapmalıyız. Yapmalıyız, evet. Doğru söylüyorsunuz. Bunu daha çok yapmalıyız. Burada filmler var, çekiliyor. Birkaç şey var galiba. Bir Erdemli Belediyesi yapmış galiba. Bir yabancılara bir, onlar da birazcık herhalde şey reklam amaçlı yapmışlar. Güzel ama. İzledin mi siz onu? Olmalı. Yabancı sanatçılar gelmiş. Orada herhalde yardım almış anladığım kadarıyla. Onlar da sponsorluk yapmışlar belediye olarak. Olmalı tabii ki. Mesela Batuhan'ın mesela burada nerede klip çekti? Sahilde çekti. İyi biliyorum. Yaylada çekti. Hı-hı. Oğlum Batuhan Şaraplı. Ondan sonra başka nerede? 2-3 tane klibinde yine Mersin'de çekti. Yani 3 tane klibini Mersin'de çekti. Çok önemli. Evet. Çünkü bir de biz bu kadar zenginliğin ortasında dünyanın her yerini aynı görüyoruz. Ne demek istiyorum? Ben Çukurova mezunuyum. MUT'tayım. Evet. MUT'a gidip gelirken, MUT doğumluyum. MUT'a gidip gelirken mesela üniversitede, o hani Erdem'de var ya, Elazığ Sebastian Antiken. Evet. Oranın önünden herhalde sayısız geçmişizdir otobüste falan, değil mi? Bir kere başımızı çevirip bakmamışızdır. Şimdi seyir alem yaparken artık bakmakla görmek arasındaki fark. Çok. Şimdi daha böyle detaylı irdelediğiniz, incelediğiniz zaman biz aslında muazzam bir coğrafyada yaşıyoruz. Çok, çok. O yüzden bu coğrafyanın ne kadar özel olduğunu tüm dünyaya haykırmalıyız. Bunun yollarından biri de müzisyenlerden geçiyor. Doğru. Kesinlikle. Tabii. Ben her gittiğim şehirde mesela atıyorum, mesela bir Ankara'ya gittim. Yani ne bileyim işte bir Mardin'e gittim. Hemen oranın tarihi yerlerini gezerim. İlk işim odur benim. Araştırırım. Çok burayı seviyorum. Burayı gezdiniz mi yeterince? Tabii ki gezdim. Bir tek şey gitmedim. Şelale var ya. MUT'taki. Ha, evet. Böyle gitmedim. Gerçekten. Bir de Tarsus'ta bir şey var. Sandala falan geçiyorsunuz. Hı-hı. Orayı çok merak ediyorum. İşte oraya da gideceğim. Evet, gitmek lazım. Paylaşmak lazım, duyurmak lazım. Bugün 14 Şubat. Evet. Sevgililer günü. Sevgi günü. Sevgi nedir?
Ya sevgi de hayatın tek anlamı sevgi. İnsanlar sevgi diyorsunuz. Her canlının birbirini sevmesi lazım. Bizler insanoğlu biraz daha bu konularda duygularını farklı anlatıyorlar. Anlatıyoruz. Duygularımızı ya anlatamıyoruz. Veya işte dediğim gibi yaşam, sosyal yaşam, insanların yaşantıları, problemler, şunlar bunlar birazcık sevgiyi öteledi gibi görüyorum ben. Yani insanların öyle saygısı yok. Yolda bakıyorum böyle bir trafikte en küçük örneğe. Ne bileyim işte fren yaptı, durdu arkasında durdu hemen. Her an böyleyiz değil mi? Hemen. Biri bir şey dese de çatsak. Hemen kötü laflarla, hemen bağırıp çağırmak. Ya yok bu, biz bu değiliz ya. Biz millet olarak bu değiliz. Bu böyle olmamalıyız yani. Kesinlikle. Her ne kadar Kasım'da aşk başkadır derse de sanatçılar, evet. Şubat ayında da hediyeler alınıp verilir değil mi? 14 Şubat'ın evet. Çok da özel bir hikayesi var. Evet. Yani bu yazılı bir kaynak değil ama ben mitolojiyi seviyorum. Aşk tanrısı, aşıkların tanrısı Aziz Valentin'e dayanan bir hikayesi var. Roma İmparatoru askerler, Claudius, Roma askerlerinin savaşa daha böyle kararlı olmalarını, daha konsantre olmalarını sağlamak adına evlenmelerini yasaklar. Askerler de gider, Roma askerleri gizli gizli bu Aziz Valentin'le işte bizi sevdiğimize kavuştur, evlendir falan. Bir süre sonra kralın bundan haberi olur ve Aziz Valentin'i zindana atar. Ölüm cezasına çarptırır. Bu arada Aziz Valentin zindandaki gardiyanın kızına aşık olur. O tam 14 Şubat'ta bir mektup yazar. Ve bu arada Claudius, Roma İmparatoru bir av çıkarır ve der ki sen eğer işte Hristiyanlığı bırakıp Roma inancına dönersen ben seni bırakabilirim, özgürlüğüne kavuşturabilirim ama çoktan idam olmuştur çünkü kabul etmez. Böyle bir hikayesi var. Hani ne derece evet. Doğrudur bilemiyoruz ama tabii, evet. 14 Şubat'ın temelinde de kavuşamayan iki aşığın ve işte birbirini seven insanları bir araya getirmeye çalışan bir insanın hikayesinin olması evet, çok enteresan. Bugün de o anlamda biraz da tabii ki insanlar biriniz kutlamalar işte. Bu tabii ki bu sadece aşk, yani sevgili anlamında da değil. Yani kardeş kardeşi de kavuşabilir. Ne bileyim işte. Sevgi geneldir bana göre yani tek sadece biz düşünüyoruz ki işte benim sevgilim olsun işte bilmem işte aşk olsun sadece o değil. Zaten sevgi geneldir yani. Onun için bugün sadece sevgililer günü demeyelim. Her gün sevgi günü olsun istiyorum ben. Kesinlikle. Herkes insan birbirini sevsin her insanlar. Birbirimizi sevelim sayalım. Çünkü dünyayı sevgi ve iyilik kurtaracak. Tabii ki kesinlikle. Sevgi tam odağımızda olmalı bizi tabii besleyelim. Ben sorularınızı bekliyorum da işte bugün bir de önemli bir gün var biliyorsunuz. Benim 12 Şubat'ta, daha sonra şöyle söyleyeyim, Mersin'e Kuşadası'ndan gelmişim İstanbul'dan. Oğlum Batuhan için geldim. Batuhan'da selamlar. Evet, o da akşam İstanbul'dan geldi. Onun hafta sonu burada bir program İlk var. İlk fırsatta onu da Nimret'e evet, ekranlarında harika olur. Ağırlamak isteriz. Evet, inşallah. Ne diyordum ben? Özür dilerim. Batuhan'dan söz ediyordunuz. Evet, yok. Öyle deyince dağıldım ben. Evlat düşününce öyle olmuş. İş yeriyle ilgili. birçok yerde çalıştım tabii. Geldim işte Mersin'e Kuşadası'ndan. Bir iki yerde Merit Otel'de çalıştım işte. Bir iki yerde program yaptım. Sonra dedim ki kendime bir yer açacağım. Yani çok büyük olması gerekmez. Beraber müziği seven, beni seven bir yer, mekan açıp dostlarım gelsin. Yerim adresim belli olsun. Kendime ait bir yer olsun artık dedim. Çok işte aradan 3 ay falan geçti geçmedi galiba bir telefon aldım. Benim abimin balısından işte Figen abladan. Dedi ki Beyciğim dedi biz dedi burayı bırak yani biz muhasebe işi yapıyoruz. Çok emek verdik buraya. Buraya sana yakışır dedi. Ne dersin dedi. Ablacığım ben dedim öyle bir şey düşünüyorum ama dedim tabii konuşalım şartlar. Neyse çok uzatmayayım. 12'sinde konuştuk. 13'ünde noterde imzaladık. 14 Şubat'ta orayı açtık. Bediz 14 Şubat'ta. 14 Şubat'ta. O evet. Zaman bugün Bediz'in yani açılış kadar, yıldır. O kadar şey oldu ki yani böyle çok cuk oturdu derler ya. Evet. 12'sinde konuştuk. 13'ünde imza attık. 14'ünde açılış yaptık. Hemen açtık zaten. Zaten temiz hazır bir iş yeriydi. Ondan sonra
Üçü bir arada dedik o günden bugüne kadar. Bugün inşallah 18. yılımıza bir merhaba edeceğiz. Nice 18. Hem benim doğum günüm, hem sevgililer günü, hem de BEDİS'in kuruluş yıl dönümü. Peki çok güzel bir sohbetti. Çok ben çok keyif aldım. Son ben olarak izleyicilerimize vermek istediğiniz bir mesaj var mıdır? Tabii söyleyeceğim tek şey bu. Sevgi içinde yaşayalım, sağlık içinde yaşayalım, mutluluk içinde yaşayalım. Birbirimizi sevelim, sayalım. Kötü davranmayalım. Çünkü bu Türkiye bizim, Türkiye yaşanacak harika bir ülke. Kıymetini bilelim, birbirimizin kıymetini bilelim, değerini bilelim. Sevelim, sayalım. Yapacak, söyleyecek başka bir şey yok. Sevgi içinde kalın, sağlık içinde kalın, mutluluk içinde kalın. Sevgiler gününüz kutlu olsun diyorum. İsterseniz benim doğum günümde, benim doğum günümde kutlu olsun diyorum. Bir şarkı armağan edebilirsiniz. Ya, ederim, isterseniz. Ederim. Yani ani birden söyleyince de gelsin. Ne söyleyeyim diye düşünüyorum. Güzel bir soru. Klasiklerden mi olsun yoksa? Nasıl arzu ederseniz. Şu anda içinizden ne geliyorsa izleyenlerimize buradan evet. Gönderelim. Bugünün armağanı olsun. O zaman yaşamın hayatını kıymetini bilelim. Nefes aldığımızın her saniyesini çok iyi değerlendirelim. Ve şöyle diyelim. Yıllar çabuk geçiyor. Onun için dediğim gibi birbirimizi sevelim, sayalım. Sağlık içinde. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı. Her anını eksiksiz dün gibi hatırlarım. Dudaklarımda tuzu, içimde durur aşkı. Hani o saçlarına taç yaptığım çiçekler, hani o güzel gözlü ceylanların pınarı, hani kuşlar ağaçlar bin bir renkli çiçekler. Nasıl yakalamıştım saçlarından baharı, hani kuşlar ağaçlar bin bir renkli çiçekler. Nasıl yakalamıştım saçlarından baharı. Aklıma bir şey geldi, onu da söylemeden programı bitirmeyelim. Dedim ya, sadece insanlar birbirini sevmeli. Sadece insanlar değil. Hayvanlar, bakın çok önemli son günlerde, son yıllarda. Evet. Hayvanlarımıza, doğamıza çok büyük zararlar veriyoruz. Lütfen, lütfen kendinize gelin insanlar. Lütfen. Kıyılır murcanlara. Ben, bak beslemek şart değil ama kıyamam ben. Zarar vermeyiniz. Kıyamam. Yani onlar da bir canlıya böyle bir şey var mı? Nasıl bir ruh hiç haline büründük yani. Lütfen. Evet. Bunlara bir son verelim. Birbirimizi sevelim. Hayvanlarımızı sevelim. Doğayı sevelim. Hep de sevelim. Yapacak başka bir şey yok. İnsan çünkü. Olalım aslında. İnsan olalım. Zaten sevdiğiniz özel zaman seviyorsanız insansınız zaten. Hı hı. Evet. İnsan olursak mesela. Yani iyi insansınız. Yani kesinlikle. O da çok önemli. Orada bir ince bir ayrıntı var. Çok önemli. Evet. Kesinlikle. Çok 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 teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi birazcık tutukluk yaptım. Ben daha doğrusu çok rahat bir insanım da. Geç uyup erken uyanmak, hemen erken hazırlanmak böyle programa. Alacele geldim biliyorsunuz. Yok, çok keyif aldım. Ama ben çok mutlu oldum. Çok memnun oldum. Çok ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet. Perspektif'in bugünkü canlı yayın konuğu Mersin'in yerel sanatçısı sevgili Bedi Şaraplı'ydı. Haftanın aynı saatte farklı konularda, farklı konuklarla perspektifte yol almak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın.